Evet, oyun tekrar başladı bu arada. Meriç'i de çarptı ama orada Azat'ın önünden de geçti. Takip ediyor zaten, riske girmiyor defans oyuncusu ve taç atışı kullanacak Selimiye. Rakip sağda, sağ tarafımızdan hemen hemen kornere de yakın bir noktadan kullanacak bu atışı. Evet. Dakikalarımız 28 dakika oldu diyebiliriz size. 1-0 yeniyiz ama bu maçı da alabilecek yetenekte bir takımız ve oyuncularımız da ağırlığını ilerleyen dakikalarda daha çok koyacaktır diye düşünüyorum ama bu hatalarda da çok ters toplar var. Araya dağıtıldı arkadan. Kim geldi? Arif. Arif de top şu anda. Arif. Baktı topu, atabilecek mi? Berat Ayır. Dudullu oyuncunun müdahalesi, top taça kadar gitmiş oldu. Sağ kanatta Berat kullanacak bu taç atışını. İçeriye çıkartıyor. Kafadan sekti ama Dudullu oyuncu karşıladı. Mehmet müdahale etti. Kaldı Beyaz'da mı o top? Hayır. Özür dilerim, Arda'ymış orada. Arda da topu sahip olamadı ve Onur'un da kontrol edemediği top diyelim önünden geçip taça kadar gitti. Evet, bu noktada taç atışı kullanacak Dudullu oyuncular geldi. Berat kafayla karşıladı. Oyunda kaldı o top. İçeriye de çıkarttı, arkaya sarktı. Yine Dudullu oyuncu geliyor ama Kerem ön tarafta ve o topu aldı. Evet. Şimdi Mehmet'e geldi. Mehmet'in önünde boş bir alan var. Dudullu oyuncu baskı yaptı ama Mehmet'in attığı noktada kimse yok. O topu da Dudullu oyuncular almış oldu. Araya attı ama Meriç'in müdahalesiyle taça giden bir top oldu bu. Dudullu kendinin sol tarafından, orta sahanın ön bölgesinden, bizim sahamızdan hemen bir atış kullanacak, taç atışı. Atış kullanılmadığını şimdi kullandı. İçeriye attı o topu. Meriç de var o noktada. Meriç kontrol ediyor. Rakibin ayağına çarptı bu top. Tuttu oyun alanı içerisinde. İçeriye de ters bir orta geldi. Orada Arif müdahale etti. Arkada gelen oyuncuya bir müdahale var mı? Var. Aldı orada. Yiğit'in müdahalesi kaldı oradan. Azat'la Beyaz'ın paslaşma, Arda'yla Beyaz paslaşırlarken maalesef o paslaşma sonuç vermedi. Şimdi orta sahada kaldı bu top. Dudullu oyuncunun attığı noktada Berat gitti, orada müdahalesi var. Meriç'te kaldı. Meriç bastı, döndü. Baktı, arkadaşını arıyor. Berat açtıydı oyunu ama 4 numaralı Mehmet'e geldi. Şimdi o top Meriç'ten. Tekrar kaptan Mehmet Kerem'e. Mehmet Kerem'den Arif'e. Arif. Arif'ten Yiğit'e giden bir top. Bu noktada paslaşma devam etti. İçeriye. Orta Onur'un bir kez daha önünden geçti, vuramadı. Gerçekten o noktada Yiğit'ti sanırım o. Uzak noktada göremiyorum şu anda numarasını ama ortayı yaptığı anda Onur'un da önünden geçti. Çünkü çok sık kanat değiştiriyor Yiğit'le Arda. Takip etmekte zorlanıyorum tanımakta da. Ama şu anda evet, Yiğit'miş ortayı yapan. Şimdi bir faul atışı geldi. Bu faul atışını kullanacak Beyaz. Beyaz'ın kullanacağı faul atışı. Berat da o noktada ama içeriye uzun tüm oyuncularımız yerleşmiş durumda. Beyaz içeriye ortasını yapıyor. Arkada kaleci çıktı. Kafalardan bir kafa Dudullu'dan geldi. Bir kere daha kafa atışı. Kaldı mı orada? Baskı var. Arif'in önünde kalacak mı? Hayır. Dudullu oyuncu çok seri gidiyor. Çalımını attı ama Arif yine kaldı Dudullu oyuncunun önünde. Bir ofsayt kararı geldi. Evet. Yani yine arkaya sarkan bir top. Maç başından beri 5-6 kere böyle pozisyon izledik diyebiliriz sayın seyirciler. Her seferinde arkaya attıkları topta gerçekten geniş bir alan buluyor Dudullu oyuncular ve tehlike yaratabilecek bir pozisyon oluyor diyebilirim bizim açımızdan. Şimdi orada topu kaybetti yine Selimiye'li oyuncular. Mehmet'in offside kararı geliyor. Şimdi bir offside atışı kullanacak. Hemen kullandı Berat'a. Berat orada attı Meriç'e. Meriç baktı şöyle bir. Mehmet'e geldi tekrar. Mehmet orada ayağında. Önünde boş var. Mehmet dönecek mi? Kaleci Kerem'e kadar döndü. Kerem şöyle bir baktı. Şimdi önünde arkadaşı. Yine attı Mehmet'e ama. Evet. Yani bir an önce toparlanmak gerek. Çok acele ediyoruz. Maçı kazanmış. Yani kazanmamızın zorunluluğu da bunda etki oluyor diyebilirim. Çünkü dediğim gibi şampiyon olması için Selimiye'nin bu maçı mutlak ve mutlak kazanması gerekiyor. Evet, bir tarafta da yani Bağlarbaşı'yla Çamlıca maç yapıyorlar. Oradaki maçın da tabii skoru çok çok önemli olacak bugünkü maçın skorunda. Evet. Şimdi korner atışı, özür dilerim, taç atışı kullanacak Dudullu oyuncular. Dudullu bizim korner
alanımızdan kullanıyor bu atışı ve orada Berat'ın müdahalesi vardı. Mehmet uzaklaştırdı topu. Ortada kaptan müdahale etti. Dudullu da geldi orada. Onur müdahale etti. Oradan Beyaz'ın önünden geçti top. Onur'un önünden Meriç baskı yaptı ama alamadı. Defansına, kalecisine kadar döndü Dudullu oyuncular. Tekrardan oyunu açmak için bir daha oyun orta sahada kaldı Meriç'te ama Meriç'in müdahalesi orada Yiğit de mi? Evet, içeriye Arif. Arif kafayla uzaklaştırdı. Yiğit de kaldı. Yiğit topu tuttu, Arif'e kazandırdı. Şimdi içeriye çıkarttı o topu. Kaldı Arda'da. Arda açtı Beyaz'a. Beyaz açtı. Berat orada. Mehmet orada. Berat'ı görecek mi? Gördü. Berat gidiyor. Şimdi sağ kanatta bir alan buldu Berat ama rakip oyuncu hızlı geldi. Berat içeriye çıkarttı. Dudullu oyuncu da hiç riske girmeden o topu arkasından gelen oyuncuyu da düşürerek kornere kadar göndermiş oldu. Beyaz gidiyor kornere kullanmak üzere korner noktasına. Şimdi sağ tarafından diyebiliriz Selim'i atak yaptığı korner atışı kullanacak Beyaz. İçeride uzun oyuncularımız yerleşmiş durumda. Orta geldi ama penaltının oraya yapılan bir orta kafalardan seçti. Arkada kim gidiyor? Yiğit. Yiğit aldı o topu. Biraz önce orada etkili bir şutu vardı Yiğit'in ama Yiğit'in önünde kaldı. Yiğit kurtardı tekrar topu. Yiğit kime geldi? Kerem'e kadar döndü. Kerem içeriye doğru sol tarafa gönderdi o topu. Meriç orada ama kafayla uzaklaştırdı. Taça kadar gönderdi Dudullu defansı. Evet. Dakikalar 33-34. Dakikalarda şu anda 1-0 yeniyiz. Atış kaça gitmedi. O top oyunda kaldı. Dudullu oyuncular tuttu. Orta sahaya da attı o topu. Baktı yine sağ taraflarından etkili gidiyor. Boşluk buluyor o noktada ama bak araya atılacak bir topla geldi müdahalesi Arda'nın ama bu Arda'nın yapmış olduğu bu hareketi faul olarak değerlendirdi orta saha hakemi. Ve bu faul atışını kullanacak hemen orta saha yayının hemen kenarından orta bölümden Dudullu oyuncular. Evet. Atış kullanılacak. İşaretin verilmesini bekliyoruz. Defans oyuncuları dikkatli bir şekilde yaşıyor. Atış kullanıldı. Geçti orada o topu. Uzaklaştırdı Mehmet. Azat'ın bir baskısı var. Alabilecek mi? Hayır, kalmadı önünde. Onur'un önünde kaldı. Onur çıkarttı. Arda geçemedi rakibini ama Beyaz aldı topu ama Arif'e kazandırdı mı? Özür dilerim. Yiğit orada galiba alan. Yiğit içeriye orta oldu. Kafalardan sekti. Kaldı orada önünde. Ele çarpma tespit ediyor. Evet, ele çarpma tespit ediyor. Bu el atışından doğacak atışı kullanacak şimdi. Ele değdiği için bu kararı vermişti hakem. Şimdi atış kullanılacak. İleriye atıldı bu top. Karşıladı Arif. Kaldı o Mehmet'te. Kaptan Mehmet Kerem. Arda'nın pasında Yiğit gidiyor. Yiğit, evet, bir araya yine arka tarafa gitti. Dudullu oyuncular bu alanlarda çok topla buluştular. Kurtardı topu, tehlikeli olabilir mi? Attı, geçti herkesi. Tehlikeli, vursaydı dokunsaydı Dudullu oyuncu gol atabilirdi. Çok tehlikeli, çekti önüne 8 numara. İyi de bir şut, kaleci Kerem'de kaldı. Evet. Bu arada da ben Arda kanattan çekildi, orta saha tarafına geldi. Kanada Onur geçti. Berat çıktı. Önünde kaldı bu top. Berat güzel bir top çıkarttı Onur'a ama Onur o topu alabilecek mi? Dudullu oyuncu Onur aldı bastı ama Dudullu oyuncu geldi müdahale etti. Evet, ellerini kullanınca orada Onur maalesef faul ile sonuçlandı bu pozisyon. Şimdi Onur'un yapmış olduğu hareketten doğan atışı kullanacak. Faul atışını Dudullu'lar kendi yarı sahalarından. Evet. Atış kullanıldı ama bir düdük var. Şey konuşuyor. Evet. Dirsek mi atmışlar galiba? Bir konuşma yapıyor orta sahada. Hem Meriç'e bir uyarısı var hem de rakip oyuncuya bir uyarısı var o noktada. Sanırım bir itişme vardı. İkisini birden uyarıyor şu anda orta hakem. Evet.
keskin bir uyarı oldu diyebiliriz. Alışık olmadığımız bir görüntüydü. İki oyuncu da uyardı. Orta saha kebi atış kullanıldı. Kaptanda kaldı. Dudullu kaptanda. Sağ tarafa açtı topu. Oradan etkili geldi Dudullu oyuncular. Yine araya atarsa tehlikeli olabilir mi? Attı araya ama kaleci Kerem'de kaldı bu top. Evet. Kaleci Kerem atışı kullanacak. Kullandı. Kaldı Mehmet'te bu top. Mehmet ama baskı geldi. Dudullu santraforundan bu topu Mehmet ulaştıramadı. Geldi yine Mehmet'te. Hayır, Meriç müdahale etti. Kafalardan sekti bir top. Orada bir müdahale geldi Arda'dan ama Dudullu hoca içeriye çıkarttı yine. Açtı Arda'da. Arif kontrol edecek. Arif'in ayağına çarptı. Dudullu oyuncunun önünde kaldı bu top. Çekti Dudullu oyuncu. Arif geldi müdahale etti oraya. Aldı topu çıkarttı. Orada Yiğit'e, Yiğit önünü aldı. Geçebilecek mi? Hayır, gidemedi Yiğit. Kaptan geldi Dudullu'da müdahale etti. Bu noktada Doruk şeyi hazırlar mısın? Öbür bataryayı. Batarya işareti geldi. Evet. Bu noktada kullandı. Özür dilerim. Atışı kullandı kaleci Kerem. Mehmet'e. Mehmet çıkartamadı. Yine Dudullu. Bu sefer bu dakikalarda önde basarak topu çıkmamıza izin vermiyor Dudullu. Kaldı Arda da. Arda topu kurtaramadı. Beyaz'a geldi mi? Hayır. Beyaz topu kontrol edemedi. Beyaz çıkamadı o karambolden diyebiliriz. Azat'ın önünde Beyaz. Beyaz'dan geçmedi o top karşılığı. Dudullu oyuncular araya da yine tehlikeli arkada buluştu. Offside'de karar, evet, şimdi geldi. Bayrak hemen kalktı. Biraz geç de olsa ve bir offside kullanacak. Evet. Bir dakika ek süre geldi. Bir dakika ek süre geldi. Maça uzama anlamında ileriye atıldı bu top. Artık son pozisyonlar. Golle gidebilir miyiz? Orada hiçbir şey yok diyor hakem. Taça kadar gönderdi Dudullu oyuncular. Bir itiraz var orada ama biz de uzattık pozisyona. Bir düşme oldu orada. Azat düştü ama beline bir darbe aldı orada. Ama o oyun kuralları içinde dedi orta saha hakemi. Şimdi atıldı o top. Karşıladı Beyaz. İndi Meriç'e. Meriç doldurdu içeriye. Orada koştu. Takip etti. Önünde kaldı. Yiğit üzerine gol geliyor. Yiğit'in gerçekten fırsatçılığı diyebiliriz. İçeride yerleşti. Saklandı diyebiliriz o noktada. Önünde bulduğu anda üstünden aşırtarak kalecinin takımımızın beraberlik golünü atmış olduğu Yiğit Celep 11 numaralı. Şu anda Selimiye biraz önce en azından bir gol bulup soyunma odasına beraberlikle gider mi diyorduk ki bu golü buldu ve bu uzatma dakikasında bulduğu golle soyunma odasına moralli ve 1-1'e getirmiş bir vaziyette girecek. Bu ikinci yarı için önemli bir etken olacak. Evet, şimdi artık ilk yarı için bitti diyebiliriz ve 1-1 oldu skor. Şimdi içeriye atıldı bu top, artık dikkatli olmak lazım. Her golden sonra dakikalar önemli ama kaldı Dudullu oyuncuda. Arif'in pasına geldi orada Yiğit. Hemen müdahale etti. Golü dağıtan Yiğit bir daha müdahale etti ve taç, evet. Ve orta saha hakemi ilk yarıyı bitirdi. Selimiye medya seyircileri 1-1'lik skorla ilk yarı soyunma odasına gidiyor Selimiye sporumuz. İkinci yarıda görüşmek üzere.